Herkese selamlar dostlar 22 Eylül 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Bugün için cuma için biraz fazla da olsa cuma günü için 6 adet maçı analizledim sizlere sunacağım. Hem ideal oranlarından hem de yüksek oranlarından bahsetmeye çalışacağım. Değerlendirecek herkese bol şanslar şimdiden. İlk mücadelemiz Hamburg maçı. Ondan önce direkt bir skor yarışmasıyla başlayalım. Bu skor yarışmamızda Gaziantep ile İstanbul. Maç skoru ne olur sizlere sorduk. Güzel bir maç bekliyor. Ben Gaziantep tarafındayım. Birazdan da bahsedeceğim. Sizce maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Daha önce yapmış olduğumuz Galatasaray kopanak maç skorunda 3 kişi alacağımızı söylemiştik. 11 kişi bilmiş arkadaşlar. Bu 11 kişiden Velat Perez, Rezullar ve Eren Kahraman isimli arkadaşımız kazandı. Bana Instagram üzerinden yazarsa bu arkadaşları ay sonuna kadar grupları almak istiyorum. Instagram üzerinden yazabilir. Instagram adresimiz ekranda zaten Kangal Bey olarak da her türlü soru görüş öneri benimle buradan doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Gruplara katılmak isteyenler, soru sormak isteyenler buradan benimle iletişime geçebilir. Geçtik. Dün iki adet yüksek misli yaptım. Ve bir tanesi ultra yüksek misli. Solda gördüğünüz Bayern Münih maçına 5700 misli olarak önerdim. Şu an yüksek misli seviyesinde hem Ağustos ayının hem de Eylül ayının en yüksek mislisini önerdim. Ha, şimdi ben burada 100 öneririm. Herkes oynayamaz. Ondan Bayern Münih'e çok güveniyordum. Hatta görselli bir şekilde önerdim. Dedim ki bakın kendim oynuyorum. Size de öneriyorum. Yani düz yazmıyorum ben öyle. Kendi oynadığım görseli de attım. Bayern Münih'in ben videoda da söyledim. Yani babama güvenmem Bayern Münih'e Şampiyonlar Ligi'nde güvenirim dedim. Kendi evinde 4-3 yendi. Bence saçma goller yedi. saçmada da goller attı. Ona da saçma goller dedi de Öyle de. Ama Bayern Münih'in yememesi gereken kadar gol yedi. 3 tane gol yedi. Bir tanesi 90'da. Ama hep fark idi. O yüzden rahattık. Bayern Münih'e 5700 misli önerdim geldi. Yüksek misli Avrupa'ya baktığımız zaman 1.85 gibi oranı vardı. 1300 misli de ona önerdim. O da geldi dostlar. Güzel bir şekilde kazanmasını bildik. Yüksek mislin amacı zaten bir kasa yönetimini yapmaktır zaten. Ve misli önererekten de oynuyoruz burada. Yüksek misli canlı özelliği de var bu grupta. Bu grubun özelliklerinden bir tanesi de yüksek misli canlı olması. Real Madrid maçına dün mesela 500 misli canlı olarak önerdim. Devre arasında açıklamaya bakar mısınız? Sadece açıklamaya bakın. Bellingham atar en kötü 1-0 kazanırlar yazdım. Golü Bellingham attı 1-0'da kazandılar. Ya yani biraz da okuma gizlemek lazım işte. İyi de okuduk iyi bir şekilde kazandık. Yüksek misli canlımızı yaptık. Dün sadece yüksek misli de Bayern maçından 2622 TL kazandık. Avrupa mislisinden 1005 TL kazandık. Real Madrid canlısından da 2220 lira kazandık. Toplamda 3847 TL sadece yüksek mislinin dünün canlısıydı. Dünün karıydı. O şekilde. Dediğim gibi kasa yönetimi olduğu zaman da net kar veya zarar ne ortada görebiliyoruz bunları. Geçtim. Yorumlarda herkes açık Telegram grubumuz var. Buraya da katılabilirsiniz. Burada da güzel canlılar yaptığımızı söyleyelim. Hatta dün yani canlı yaptım 7'de 7 olarak da yaptık bu canlıyı. Hatta sizlere göstermek istiyorum bu canlıları. Birazdan göstereyim. Normal kendi grubumuzda da zaten canlı olarak da devam ettik. Bu grupta da zaten her türlü olarak da devam ettiğimizi zaten biliyorsunuzdur. O yüzden hiç kasmadan kendimiz zaten maçları izliyoruz devam ettik. Şimdi direkt ekrandan göstereyim ben sizlere. Dostlar dedim ki 19.45 start dedim. Hop ekranı açtık. İki tane maç vardı. İki maçı yan yana açtım izledim. Dedim ki Galatasaray Kopenhag maçı ilk yarıdan bir gol. Aldık mı? Ne oldu? Geldi. Kopenhag attı bir. Açeri aldık. Real devre arası oldu. Real Madrid maçı kazanır dedim. 1.44 gibi oranı vardı. Galatasaray bu maçı kaybetmez dedim. 0-1 çifte şansını aldım. Yenilirken 1.49 gibi orandan. Bir de dedim ki deplasman çok zaman geçiriyor. Deplasman 2.5 üstte de sarı kartı aldım. 1.53'ten oranı var. Ne oldu baba? 2'de 2. Devam ettik. Ondan sonra ne oldu? 3'te 3. Ne oldu? 4'te 4. Tertemiz. Yüksek misli canlımız da geldi. 5'te 5. Sonra devam ettik. Arsenal maçına İlk yarı 2.5 üst aldım 149, 1.49 gibi orandan 5'te 5. Arsenal maçına 4. gol Arsenal aldık 6'da 6. Ondan sonra da Sevilla maçına da 3.5 alt aldım 1.44 gibi orandan 7'de 7. 7 tane canlı 7'si de içeride. Değerlendirenlere tebrikler diyerekten de geçelim. Bu şekilde canlılarımız. 7 maç 7 canlı tertemiz. Osta bürüklü Hamburg maçıyla başlayalım. Sizlerden ricam videoyu açsanız beğenilerdir. Beğenileriniz bizler için çok önemli artı seviyesine geçersek cumartesi içinde sizlere güzel bir kombine yaparım. Hamburg'da Osnabrück mücadelesi. Hamburg son mücadelesine kaybetti. Kaybederken de iyi bir futbol sergilediğini söyleyebiliriz. Osnabrück ligde şu anda galip gelemedi. Oynadığı bütün maçlarda mağlup olarak devam etti. İstekli bir Hamburg var. Rakip zayıf. Son maçta yenilmişken ekstra bir Hamburg oyunu bekliyorum burada. Deflasmanla atacağı 2 gol zaten benim için idealdir. 1.31 gibi oranı var. Bu oranı biraz daha yükseltmek isteyenler şöyle yapabilirler. Zaten Hamburg tarafında 2 gol bekliyoruz mu? Bekliyoruz. Onu da taraf tercihlerini çevirerekten de. Mesela 1.5 üstünde 2 yaparsanız. Yani Hamburg'un en az 2 gol atarak kazanır da 1.55 orana kadar da yükseltmiş oluyorsunuz. Değerlendirecekler. Bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Diğer mücadelem Gaziantep ile İstanbul Spor mücadelesi. Geçen Gaziantep'i ben önermiştim. Maçta KG olur diyerekten de 2-0 mağlup oldu. Suudi Kan'ın ilk mücadelesiydi. Fakat Kayseri Spor'da da Recep Hoca'nın ilk mücadelesi olduğunu söylemek lazım. O yüzden o mücadele öyle bitti. Yani 2-0 mağlup oldu. Ama Maxim'in kaçırmış olduğu iki tane çok fazla net. Yani çok net iki tane pozisyon var. Bu net pozisyonlarla gerçekten üzdü biraz. Gaziantep burada kendi evinde ve Smudika ile daha ilk galibiyetini en azından ilk puan tanışmasını istiyorlar. Gaziantep'in ben buradan biraz daha yeni transferler de yaptı. Yeni hocayla kendi evinde ilk saat. Taraftar da bu maça ekstra bir destek vermesini bekliyorum. Smudika takımın başındayken Gaziantep'le neler başardığını biliyorsunuz geçmiş dönemlerde. Burada doğrudan Matsu'nun biri 1.76 gibi olandan sizlere öneriyorum. Gaziantep'in kazanırım. Benim skor beklentimde 1.76 oran riski karşılıyor. Bence skor beklentimde ilk puanla tanışır. 2-1 de skor. Onun da oranı 7.43'lük bir oranı var. 2-1'li bir Gaziantep skoru beklediğimi de belirteyim. Anlasılla Allahli mücadelesine baktığımız zaman da iki tane isim yapmış takım. Ya bu takımların şu özelliği var. Ya iki takımın da hücum gücü yüksek, savunmaları kısmi. Yani mesela Anlası'da Laport var. ve İbanyez var sadece böyle iyi savunma yapabilen veya isim yapmış isimler ama hücum isimleri çok yüksek. O yüzden her iki takımın atacağı goller burada şov maç olur. Bir, bir, 36'dan alınabilir. Oranı biraz daha yükseltmek isteyenler 2.5 üst, üst, üst ve var şeklinde alırsa 1.55'e kadar da yükseltir. Ya Arap maçıdır izlemem. Belki izlerim TV 8.5'da. Duruma göre izlerim. Ama var ve üst zaten bunlar biraz da şovu sevdiği için şovlu gollü maçlar oynuyor. Stuttgart'la Darmstadt mücadelesi. Şimdi Stuttgart oluşturduğu kadro yapısıyla birlikte gerçekten iyi bir oturmuş. Yani şöyle söyleyeyim. Bu Meslika'da bugün Level Kuzan çok öne çıkıyor ya. Orta sınıf takımlarda da Stuttgart biraz ön plana çıktığını söyleyebilirim. Oynamış olduğu maçlarda sadece bir maç mağlup oldu. Diğer hepsini kazanmasını bildi. En sonunda Mainz deplasmanında yenmesini bildi. Bu mücadelede şöyle bir değerlendirme yapalım. Ben burada bir sürpriz beklemiyorum. Cuma da olsa bir buçuk üstüne bir. Yani iki gollü bir Hamburg galib Stuttgart galibiyeti bekliyorum. Hamburg galibiyeti bekliyoruz bu arada. Stuttgart'ın en az burada kendi evine iki gollü bir galibiyet bekliyorum. Zaten iki golle girdik mi dostlar? Yani iki gollü galibiyetini bekliyoruz. Ben diyorum ki yüksek orandan da yani iki gole girdik gelsin. 3. golün riskine de girersek burada ev sahibi iki buçuk üstü oranı 3.30. Lan şaka mı yapıyorlar? Bu iki 2 İki sürdü yazıyordu. Tekrar gidelim. 3.30 mu olmuş? Olmamıştır be. Vay anasını. Bu sıkıntı. Bu, bu yanlış. Stuttgart maçındayız. Ev sahibi 1.5 üstü bir atmış. Eee neden şey yapıyor bunlar? Marston'u 1-1.5 üst 1.35 <laughs> Stuttgart'ın 2 golü bunda bir hata oldu ya yanlışlık vardı çünkü bak düzeldi Stuttgart'ın 3. golü de burada 2-0-3 yani sisteme atılabilecek en azından takip ederseniz gelmese bile takip edin derim Monaco ile Nice mücadelesi bu maçı kesinlikle alın. Değerlendirin. Kombinlerinize koyun. Yani Cuma kombinesine girebilecek bir mücadele. Monaco'yu ben 2 haftadır değerlendiriyorum ve 2 haftadır bak lans mücadelesine 1 bir verdim. 1.86 bir oran geldi. Son mücadelede deplasmanı atacağı 2 gol verdim. Geldi. Şimdi tekrardan değerlendireceğim. Monaco maçını izleyen varsa veya özetini izleyenler de görsün. Lorient çok fazla arkaya top attı ve bu arkaya atılan toplarla birlikte 3 tane net gol kaçırdı. Attığı bir golü de böyle attı. Yani Monaco o defans çizgisi var ya onu çok önde kuruyor. Önde kurduğu için arkaya çok kolay top kaçabiliyor. Nice tarafında da Mofi gibi bir oyuncu varken arkaya çok iyi kaçırabilir. O yüzden Nice tarafından gol bekliyorum. Monaco'da kendi evindeki baskıdan kaynaklı gol de gelebilir. Mücadelenin ideali bence KG var. 1.44 gibi de oranı var. Karşılıklı golün. Monaco ve atacağı karşılık goller burada değerlendirilir. İdealidir. Benim burada yüksek oranım da şu olacaktır. Mücadelede bir Monaco galibiyeti çıkabilir. 2-1 ayarında. Maç sonu 1 ve KG var yaparsanız da sisteme ekleyeceğiniz yüksek oran olsun. 2.73'te bunun oranı var. Mücadele var bekliyorum. Ama Monaco'da galip gelirse maç sonu 1 ve KG var. Orada 2.73 gibi orandan değerlendirmesini yapabilirsiniz. Alevesle Atletik Bilbao mücadelesi. Normalde burada şunu söyleyeyim. Deplasmanın 2 golüne riskine giderdim ben. Deplasman 2 gol riskine giderdim. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Fakat e, Nico Williams sakatlandı. arkadele problemi var. İspanya mücadele 6-0'lık mücadelede devrede çıktı zaten. Onun yerine başka bir oyuncu girmişti. Morata ile ikisi çıktı. O olmayacak. Yani kanatlarda Nico Williams, Inaki Williams varken çok iyi bir takım. Ama Nico Williams bu maçta muhtemelen olmayacak. Şöyle bir beklentim var benim. Yani yine de olmasa da bile mücadelede toplam gol aralığı olarak 2-3 gol bandında kalmasını bekliyorum. Yani benim skor beklentim 2-1 burada Atletik Bilbao'nun kazanması. 2-3 golü ben sizlere yüksek ideal olarak önerebilirim. Onun dışında içinde de kalmasın. Dep basmanın da 1.5 üstün oranı 2-35 oranı var zaten. Bilbao'nun bir golünü ben burada bekliyorum. İkinci golün riski de zaten 2-35. Toplamda 6 adet mücadele anlattım. İdeal ve yüksek oranlardan. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.